Sevgili 5. sınıf öğrencileri, yeni bir fen bilimleri videosuyla sizlerle beraberim. Bu videomda sizlere kuvvet konusunu anlatacağım. Kuvvet nedir? Kuvvetin ölçülmesi, dinamometreleri göstereceğim. Ekrana özellikle dinamometre resimlerini ve örnek bir soru koyarak başlamak istedim. Daha sonra sürtünme kuvvetini sizlere anlatacağım. Dinamometrelerle ilgili özellikle soru çözümleri göstereceğim. Çünkü sınavlarda ve yazılarda en çok bunlar çıkıyor. Şöyle baştan başlayalım. Kuvvet kuvvet hayatımızın hemen her yerinde karşımıza çıkar. Topa vururken, yazı yazarken, kitabın sayfalarını çevirirken, çivi çakarken, hamur açarken daha bir sürü yazabilirsiniz. Bilerek ya da bilmeyerek kuvvetin etkilerinden yararlanıyoruz. Eğer kuvvet olmasaydı bu saydıklarımızı ve buna benzer hiçbir işi gerçekleştiremezdik. Neydi kuvvet? 4. sınıfta öğrenmiştiniz. Tanımına bakalım. Duran bir cismi hareket ettirebilen, hareket halindeki bir cismi durdurabilen, cisimlerin hızını, yönünü ve şeklini değiştirebilen etkiye kuvvet denir. Kuvvet büyük F harfi ile gösterilir. Uyguladığımız kuvvetin büyüklüğünü bilmek Kuvvetin tanımında belirtilen etkilerin ne ölçüde gerçekleşeceğini tahmin edebilmemize edebilmemizi sağlar. Örneğin büyük bir cismi hareket ettirebilmek için gerekli olan kuvvet, küçük bir cismi hareket ettirebilmemiz için gerekli olan kuvvetten daha fazladır, daha büyüktür. Küçük bir cisim var bakın işte 3 Newton'luk kuvvetle onu hareket ettirebiliriz örneğin ama ondan daha büyük bir cisim için 3 Newton'luk kuvvet yetmez. Ona 10 Newton'luk kuvvet uygulamak gerekir. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre adı verilen araçlar kullanarak ölçüyoruz. İçinde yay olan burada örnek bir resim var. Daha birazdan sizlere çeşitlerini de göstereceğim. Bu araçlarla ölçülebiliyor ölçebiliyoruz. Ne var dinamometrelerin içinde? Esnek yaylar var. Esnek yaylar kullanılarak yapılmıştır. Kuvvet bu esnek yayların şeklinin değişmesine, yani uzamasına neden oluyor. Yaydaki uzama miktarına göre dinamometrenin üzerinde ölçekler var, sayılar var. Buna göre ölçeklendirilmiş olan dinamometre üzerindeki göstergeye bakarak kuvvetin büyüklüğü ölçülmüş oluyor. Yalnız her dinamometre aynı değil. Birbirinden farklı çok dinamometreler var. Her dinamometrenin ölçebileceği kuvvetin büyüklüğü birbirinden farklı olabilir. Hatta her kuvveti basit dinamometreler kullanarak da ölçemeyiz. Yani basit değil daha güçlü dinamometreler gerekir. Dinamometrelerin belirli bir hassasiyet dereceleri vardır. Dinamometrelerin bu hassasiyetleri yayın cinsine, yani demirden mi yapılmış, başka bir maddeden mi yapılmış buna göre değişebilir. Ya da yayın kalınlığına göre değişebilir veya yayın uzun veya kısa olmasına göre değişebilir. Bakın burada çeşitli yay örneklerini görüyorsunuz işte uzun olan var, kısa olan, kalın olan var, çeşit çeşit yaylar dinamometrelerin içine yerleştiriliyor. Bu farklı özellikteki yaylar bazı dinamometreler ile sadece büyük kuvvetleri ölçebilirken bazı dinamometreler ile de sadece küçük kuvvetleri ölçebiliyoruz. Çünkü her yayın bir esneklik sınırı var. Bu sınır aşıldığı zaman yay esneklik özelliğini kaybediyor ve eski haline dönemiyor. Böylece dinamometre bozulmuş oluyor. Dolayısıyla sağlıklı ölçüm yapamaz hale geliyor. Bu nedenle her dinamometrenin üzerinde ölçebileceği en küçük ve en büyük değerler gösterilir. Dinamometrelerde ölçülen kuvvetin birimi Newton'dur. Ve kısaca büyük N harfiyle gösterilir. Şimdi örnek dinamometrelerimize bakalım. Hem soru da yapmış olalım. Hangi seçenekteki dinamometrenin içindeki yay diğerlerinden daha kalındır? Şimdi baktığımız zaman A şıkkındaki dinamometre 50 Newton'a kadar ölçebiliyor. B şıkkındaki 20 Newton'a kadar ölçebiliyor. C şıkkındaki 125 Newton'a kadar ölçebiliyor. D şıkkındaki 75 Newtona kadar ölçebiliyor. O zaman C şıkkındaki dinamometrenin içindeki da yay daha kalındır ve çünkü o 125 Newtona kadar ölçebiliyor. Peki en ince hangisidir diye sorsaydım o da B şıkkındaki. Bakın bu sadece 20 Newtona kadar olan e, kuvveti ölçebiliyor. Peki hangisi hassastır? Bu konu çok soruluyor. Buradaki dinamometrelerden hangisi en hassas ölçümü yapar? O da içinde en ince yay hangisi ise yani B şeklindeki dinamometre diğerlerinden daha hassas ölçüm yapar. Yani içindeki yayı ince olan dinamometre hassaslık konusunda diğerlerinden daha iyidir diyelim. Ama bu daha büyük kuvvetleri ölçer. Çünkü içindeki yay kalındır. E, büyüklük olarak bu daha büyükleri ölçer, ama hassaslık olarak bunu söylemiş olayım. Özellikle belirtmek istedim dedim ya sınavlarda çok çıkıyor. Hadi bir soru yapalım bakalım. En fazla 50 Newton büyüklüğündeki kuvveti ölçebilen bir dinamometrenin ölçüm çubuğu 10 bölmelidir. Bakın burada bölme bölme. Çubuklar genelde bu şekilde içindeki yay kısmı böyle bölme bölme gösterilebilir ya da üstünde yazar sayılar. 10 bölmeliymiş bu. Buna göre şekildeki F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur diyor. Şimdi buraya bir cisim asıldığında kaç tane bölme ortaya çıkmış. Bakın bu bölmeler normalde dinamometrenin içindeydi. Bakalım. Bakın bir tane bölme burada var. Bir burada iki, üç, dört bölme dışarıya çıkmasına sebep olmuş. Buradaki F cismi. Peki bu her bir bölme ne kadar? Önce onu bulmamız lazım. Bu dinamometre 50 Newton ölçebiliyormuş ve 10 bölme, mi, bölmeliymiş. O zaman biz 50'yi 10'a böleriz. Eşittir 5. O zaman her bir bölme 5 Newton demektir. Peki kaç bölme çıkarmıştı? 4 bölme. O zaman yani 4 çizgi çıkardı. 4 çarpı 5 eşittir 20 Newton olur. Demek ki cevabımız B şıkkı olacak. Buradaki F kuvvetin büyüklüğü 20 Newton diyorum. Ve ne yapıyorum? Diğer soruyu sizlere gösteriyorum. Böyle sorular da karşınıza çok çıkacak sınavlarda veya yazılılarda. X, Y ve Z cisimleri özdeş dinamometrelere. Özdeş dediğinde şunu anlayın. Bu dinamometreler birbiriyle aynı demek yani. Aynı kuvveti ölçebiliyorlar. Özdeş. Asıldıklarında yaylardaki uzama miktarları şekildeki gibi oluyor. Şimdi onlara bakacağız. Z cisminin ağırlığı 10 N. Olduğuna göre X ve Y cisimlerin ağırlıkları kaç newtondur diyor. Şimdi bakıyoruz. Z cismi bir bölme çıkarmış ortaya. Bir çizgi. O zaman Z cismi 10 Newton olduğuna göre 1 bölme 10 Newton demektir. Şöyle göstereyim. Peki X cisminden başlayalım. Şimdi X cismin kaç bölme kaç kısım dışarıya çıkartabilmiş? 2. Bakın bir de bölmeler böyle farklı renklidir. Bakın bu farklı renk, bu beyaz renkte. 2 bölme çıktığını görüyoruz. O zaman X cismi 2 çarpı 10 bir bölme 10 olduğuna göre 20 Newton oluyor. Y cismi de bakın 1 2 3 bölme ortaya çıkarabildiğine göre bu da 30 N oluyor ve cevabı buluyoruz. X ve Y'ye bakıyoruz. X 20 N oldu. Y de 30 N oldu. Bakın B şıkkında doğru cevap var. X 20, Y de 30. O zaman cevap B şıkkı olacak. Peki başka bir soru bakalım. Sonra sürtünme kuvvetine geçeceğiz herhalde. Evet, sürtünme kuvvetine geçiyoruz sonra. Şekildeki özdeş dinamometrelerin her bir bölmesi 2 N'u göstermektedir. Burada zaten her bir bölmeyi söylemiş. Ve özdeş dinam aynı dinamometreler yani. Dinamometrelere x, y ve z cisimleri asılarak ölçümler yapılmaktadır. Buna göre x, y ve z cisimlerin dinamometreye uyguladıkları kuvvetler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi x cismine baktığımızda her bir bölme 2 Newton. x cismi 2 bölme çıkmasına sebep olmuş. O zaman 2 çarpı 2 4 Newton oluyor x cismi. Peki şimdi buraya x ile z asılmış. X cismi iki çizgi çıkarıyordu. Şu iki tanesi yukarıdaki şu, şu iki tanesi x cismi olsun. Şunlar x'i beraber şöyle yapayım. Bunlar x cismi. X cismi iki tane çıkarabiliyordu. Peki burada kaç çizgi var? Kaç bölme var? Dört bölme. O zaman iki tanesi x'in x'e aitse kalan iki tanesi de z'ye aittir. O zaman z e, z de 4 Newton oluyor. Çünkü o da 2 bölmeye sahip oluyor. İkisi beraber 4 bölme çıkarmış oluyorlar. 4 Newton bu, 4 Newton bu. 8 Newton'luk bir kuvvet uyguluyorlar. Peki X cismi ile Y cismi beraber asıldıklarında. Yine 2 tanesi X'e ait olsun. Şöyle göstereyim. Bu X'e ait. Y'ye ne kaldı? Bakıyorum 1, 2, 3 tane kaldı. O zaman bu 3 tane de Y'nin oluyor. 3 kere 2, 6 Newton oluyor. Şimdi her şeyi bulduk. X cismi 4 Newton bakıyorum. Nerede var? A'da var, bir de C'de var. Y cismi 6 idi. Bakın burası Z cismi de 4 Newton'du. Yani cevap C şıkkında oluyor. 4 Newton X 6 Newton Y 4 Newton Z cismi oluyor. Cevap C şıkkı oluyor. İşte bu şekilde fen bilimleri dersinde sorulara böyle Aşama aşama sırayla çok dikkatli yaparsanız çok iyi olur. Çünkü dinamometre sorularında öğrenciler çok sık hata yapıyorlar. Neyse çok uzatmadan sürtünme kuvvetine bakalım. Sürtünme kuvveti ile ilgili de çok sorular gelecektir size. Düz bir zeminde yuvarladığımız top bir süre sonra duruyor. Topun yuvarlandığı zeminde onun hareketini yavaşlatan ve durmasına neden olan bir kuvvet vardır. Bu kuvvete sürtünme kuvveti denir. Evet topu yerde yuvarladığınız zaman önce yavaşlıyor sonra duruyor. Neden? Çünkü sürtündüğü için, yere sürtündüğü için sürtünme kuvvetinden dolayı. Sürtünme kuvveti her zaman hareketli zıt yöndedir. Bu gerçekten önemli bir bilgi. Bunu unutmayın. Zıt yöndedir hareketle. Bakın. Kayakçı bu tarafa doğru hareket yönü var. Sürtünme kuvveti onun tam tersi yönde ona etki ediyor diyoruz. Sürtünme kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir. Bu da önemli bir bilgi. Cisimlerin hareketini zorlaştırır. Evet bu zorlaştırma bazen işimize yarıyor bazen de bize güçlük çıkarıyor. Bize zararı oluyor. Az sonra göstereceğim anlatacağım. Hareket eden cismi yavaşlatır ve durdurur. Yani hareket halindeki bir cismin yavaşlamasına ve durmasına sebep olur. Hareketsiz bir cismin de yani duran bir cismin de hareket etmesine engellemeye çalışır. Yani yerde halının üzerinde bir büyük bir kutu var mesela onu iteceksiniz kuvvet uygulayacaksınız. Yerdeki haldaki pürüzler sürtünme kuvvetinden dolayı size ne yapar? Engel olur. Daha çok kuvvet uygulamanızı gerektirir. Bir cismi hareket ettirebilmek için sürtünme kuvvetini yenmemiz lazım. Yani sürtünme kuvvetine eşit ya da daha büyük bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Evet burada motorun gücüyle hareket eden bir otomobil ve otomobile etki eden ters yönde bir sürtünme kuvveti var. Tekerlek sürtünme kuvvetini azaltır. Bu yüzden zaten birçok şeyin altına tekerlek konuluyor, takılıyor. Bu nedenle tekerlekli cisimler daha kolay hareket ederler, dönerek yani. Sürtünme kuvvetini bu şekilde aşmış oluyoruz. Cisimlerin özelliği kadar zeminin özelliği de hareketi kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir. Arabalar taşlık yollarda daha zor hareket ederken asfalt yolda daha kolay hareket eder. Neden? Çünkü e, gittikleri yolun pürüzlü veya az pürüzlü olmasından dolayı Tahta ve halı üzerinde de sürtünme kuvveti fazla olduğu için cisimler zor hareket ettirilir. Pürüzsüz yüzeylerde sürtünme aslında pürüzsüz yüzey diye bir şey yok da bizim pürüzsüz diye nitelediğimiz örneğin fayans böyle parlak pürüzsüz gibi görünüyor aslında çok minicik pürüzleri vardır ama gözle fark edemeyiz. Diğer halı gibi böyle çok pürüzlü yüzeylere göre tabi biz onlara pürüzsüz diyoruz. Pürüzsüz yüzeylerde sürtünme kuvveti daha azdır diye bu şekilde cümlemiz var. Normal yüzeylerde yürürken düşmemizi engelleyen sürtünme kuvveti buzda daha az olduğu için kayıp düşebiliriz. Normalde yürürken düşmemizi engelleyen bu sürtünme kuvveti, işimize yarayan kuvvet buzda az olduğu için ne oluyor? Düşüyoruz. Bu nedenle kışın lastik tabanlı ayakkabılar giyeriz. Yani sürtünmeye karşı daha kolay tutunmayı sağlayan lastik tabanlı ayakkabılar giyiyoruz. Karlı ve buzlu yollarda arabaların kaymasını önlemek, sürtünme kuvvetini artırmak için tekerleklere zincir takılıyor. Şimdi <laughs> şöyle bakın burada çok güzel bir örnek var aslında. Arabanın hareket etmesini kolaylaştırmak için altına tekerlek koyuyoruz. Sürtünmeyi azaltmak için. Onun dönerek sürtünmeyi yenmesi için. Ama kar ve buz olduğunda ne yapıyoruz? Sürtünme çoğalsın diye uğraşıyoruz. Bu sefer de zincir takıyoruz. Aman araba kaymasın diye. Evet. E sürtünmeyle sürekli bir mücadele halindeyiz galiba. Neyse. Su da sürtünme kuvvetini azaltır. Yani yerlerin ıslak olması, zeminlerin ıslak olması, çimenlerin ıslak olması, kayganlaşmasına sebep olur ve sürtünme kuvveti azalmış olur. Şimdi hava direnci, yani havadaki sürtünme nasıl oluyor? Bir kağıt mendil ile mendil paketini yukarıdan aynı anda bıraktığımızda paket yere daha erken düşüyor. Kağıt mendilde havadaki sürtünmenin etkisiyle yere daha geç düşüyor. Havadaki sürtünme kuvveti paketi de etki ediyor ama havadaki sürtünme kağıt mendili paketten daha çok etkiliyor. Neden? İşte onun daha geniş yüzeyli olmasından kaynaklanabilir ya da ağırlığının daha hafif olmasından kaynaklanabilir. Havadaki sürtünmeye hava direnci deniyor. Hava direnci ve tabii ki diğer sötünme gibi cisimlerin hareket yönünün tersi yönünde etki ediyor. Bu nedenle cisimlerin hareketini yavaşlatıyor. Hava direnci temas gerektiren bir kuvvettir. Bir cismin hızı arttıkça hava direnci de artar. Nasıl? Bisikletle ne kadar hızlı gidersek yüzümüzdeki hava direncini o kadar çok hissederiz. Yavaş giderken çok böyle rüzgar hissetmiyoruz, değil mi? Ama hızlandıkça daha çok yüzümüze o hava direncini hissetmiş oluyoruz. Hızlı giden bir otomobil Bisiklete göre bir jet uçağı da otomobile göre daha çok hava direnci ile karşılaşmaktadır. Paraşütlerle ilgili de şimdi konuşacağız. Paraşütler kağıt mendil gibi hava direncinden çok etkilenir. Bu nedenle yere yavaş yavaş iner. Böylece insanların yere hızlı düşerek yaralanmaları veya ölmeleri önlenmiş olur. Bazı jet uçaklarında kısa pistlere inerken durmalarını kolaylaştırmak için onlarda da paraşüt kullanılıyor. Bir de su direnci var. Hava gibi su da cisimlerin hareketini yavaşlatıyor. Yüzerken su direncini hissediyoruz zaten sizler bizler hepimiz. Suda hareket eden varlıklar su direncinden etkileniyorlar. Vücut şekilleri ve üzerlerindeki kaygan pullar balıkların su direncinden az etkilenmelerini sağlıyor ve sudaki hareketlerini kolaylaştırıyor. Onların vücut yapıları. Su direnci olmasaydı balıklar suda yüzemezdi. Deniz taşıtları su direncinden daha az daha az etkilenecek şekilde tasarlanıyor. Dikkat edin denizlerdeki taşıtlar, gemiler hep ön tarafı sivridir. Niye? Su direncinden daha az etkilensin diye. Su direnci de temas gerektiren kuvvettir. Bir cismin sudaki hızı arttıkça su direnci de artar. Şimdi hangisinin direnci fazla? Hava direnci mi daha kuvvetli su direnci mi? İki metal parayı biri boş diğeri su dolu iki şişeyi aynı anda attığımızda Boş şişeye atılan para şişenin dibine daha çabuk ulaşır. Çünkü su direnci hava direncinden daha fazladır. O yüzden boş şişenin içinde sadece hava var. Parayı atıyorsunuz çabucak düşüyor. İçinde su olan olan şişede daha geç e, dibine ulaşıyor. Demek ki su direnci havadan daha fazla. Sürtünme kuvvetinin etkileri günlük hayatımızda çok. Gerçekleştirdiğimiz birçok olay sürtünme kuvvetinin etkisiyle oluyor cisimleri tutmak, yürümek, yazı yazmak, bir yeri silmek, bir cismi durdurma hareketlerini sürtünme kuvvetinin etkisiyle gerçekleştiriyoruz. Sürtünme kuvveti arttığında hareket etmemiz zorlaşır. Bu durumda hareketli cisimleri durdurmak kolaylaşır. Sürtünme kuvveti azaldığında hareket kolaylaşır ancak cisimleri durdurmak zorlaşır bu sefer. Dedim ya sürtünme kuvvetiyle hep mücadele içindeyiz. Kumsalda bisiklet sürmek zordur ancak durdurmak kolaydır. Kaygan bir zeminde bisikleti çok kolayca süreriz ama bu sefer de durdururken zorlanırız. İnsanlar sürtünme kuvvetini azaltmak için yıllardır tekerlekli cisimler kullanıyorlar. Araba motorlarındaki parçalar da bizim o motorun içinde görmediğimiz parçalar hareket ederken birbirlerine sürtünüyorlar. Bu sürtünmenin etkisiyle parçaların yıpranmasını önlemek için onlara yağ, motorun ömrünü uzatmak için yağ koyuyoruz. Yağlanan parçalar arasındaki sürtünme kuvveti azalıyor yağlama işi birçok makinede kullanılıyor sadece arabalarda değil. Hava direnci yağmurun düşme hızını azaltıyor. Hava direnci atmosfere giren meteorların yeryüzüne zarar vermesini de önlüyor. Biliyorsunuz birçok meteor göktaşı atmosfere girdikten girdikten sonra sürtünmeden dolayı yanarak yok oluyorlar. Yoksa sürtünme olmasaydı, hava direnci olmasaydı ne olur? Yeryüzünde kafamıza kafamıza düşerlerdi. Sürtünme kuvveti hayatımızda kolaylaştırıyor bazı durumlarda. Kışın arabaların buzlu ve karlı yollarda kaymadan rahat hareket edebilmesini sağlamak amacıyla lastiklere zincir takıyoruz. Sürtünmeyi daha çoğaltıyoruz. Kaymasın diye. Zincir sayesinde sürtünme kuvveti artar ve arabanın kayması önlenmiş olur. Son olarak sürtünme kuvveti olmasaydı yürüme, yazı yazma, cisimleri tutma gibi olayları gerçekleştiremezdik. Sürtünme ile ilgili soruları da bir başka videoya bırakayım. Bayağı uzun oldu bu video. Bir sonraki videoda inşallah o soruları da yaparız. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Umarım yararlı bir ders olmuştur. Hoşçakalın.